Kızlar. Yıllar sonra aşkı ve sevgiyi bulmuşum. Şu kadarcık olsun mutluluk benim de hakkım değil mi? Hı? Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Kıymetli davetliler, bugün burada çiftimizin nikahını kıymak üzere toplanmış bulunmaktayız. Özür dilerim memur bey, sizden bir dakika izin isteyebilir miyiz? Sadece bir dakika. Biraz konuşabilir miyiz? Nikah kıyılmadan önce sana bir şey sormam lazım. Tamam, sor. Bana doğruyu söyle Altay. Karını sen mi öldürdün? Ne? Tabii ki ben öldürmedim. Ayrıca bunu sana anlattı mı? Yasemin bugün o kadınla görüşmüş. Hani benim evime de gelen. Polisin senin evini aradığını söylememiştin bana hiç. Evet, söylemedim. Böyle utanç verici bir şeyi sana nasıl söyleyeceğimi bilemedim. Yani senden şüpheleniyorlar öyle mi? Evet, şüphelendiler. Evi didik didik aradılar. Ama hiçbir şey bulamadılar. Evi çamaşır suyuyla temizlemiş olmandan olmasın bu acaba? Evet, temizledim. Neden? Nermin. Bugün Arzu'yla çok şiddetli kavga etmiştik. Moralim çok bozuktu. Ben de kendimi yatıştırmak için temizlik yaptım. Ben genelde canım sıkkın olduğunda, moralim bozuk olduğunda hep temizlik yaparım. Nermin. Bak, eski karımı ben öldürmedim. Ve sana asla yalan söylemedim. Lütfen inan bana. Sana inanıyorum Altay. O halde artık oturalım mı? Devam edebilirsin Emre Bey. Tekrar hoş geldiniz. Öncelikle evlenecek çiftimizi tanıyalım. Hanımefendi adınız? Nermin. Nermin Kılıç. Adamlar var ya, hemen askıntı oluyorlar. Aa, Tahsin Bey çok iyi adam. Hem biliyor musun, maliye müşavir durumu da iyi. O kadar iyiyse böyle kel kel oturacağına gitsin, saç ekletsin kendine. Şşt, duyacak. Aa, Sibel, bu Kamuran Bey seni sordu biraz önce. Bir şey söyleyeceğim, bizim mahallede kırtasiye dükkanı var. Çok iyi adam. Benim pimponlarla işim olmaz. Yemiyorsun galiba. Yemiyorum. Senin işin var burada. Davetliyim ben de. Yani Nermin senin arkadaşınsa, Çağatay da benim arkadaşım. Çağatay kim? Önce adını doğru söyle. Altay. Şu hale bak. İnsan içine çıkıyorsun, bari yakanı paçanı düzelt.
Becersen şaşardım zaten. Bırak şunu. Ne sırıtıyorsun? Annemin kolyesini takmışsın. Mukaddes annemin hatırası olmasa şu kadarcık kıymeti yok. Bir daha çalıp götürme diye üstümde taşıyorum. Zeliş, barıştınız mı siz? Bak sana bir şey söyleyeceğim. Bu kızı eğer bir daha üzersen... Yasemin, vallahi... ne barışacağım ben bununla ya? Ay çok özür dilerim Zeliş, yemin ederim. Sen onun kravatını falan düzeltince ben barıştınız. Barışmadıysanız sen ne uçsuz gidişini açmış gülüyorsun? Allah Allah ya, gülmek de mi yasak? Bak, Yasemin bile barıştığımızı sandı. Hala beni düşünüyorsun. Benim sinirimi zıplatma. Vallahi düğünmeyi dinlemem ha. Yalan mı kızım? Yok kravatını düzgün bağla. Yok kolesterolün 300'lere çıkmış. İtiraf et. Hala beni düşünüyorsun. Ben mi seni düşüneceğim? Vallahi ben de evimi özledim. Yatağımı özledim. İçimde seni özledim. Ya azıcık olsun, sevmiyor musun beni artık ya? Sevmez olur muyum Kudret? Bayılıyorum sana. Ne kadar sevdiğim şimdi. Ay yapmadım mı? Bakar mısınız? Buyurun hanımefendi. Lütfen. Ha bundan aldım içmeye. Gitmem bir yere. Nelerden yapıyorsunuz bunları? Şöyle bir şeyler ya. Çok ağır. Gerçekten. Düğün deyince coşa elini sandım. Bu ne böyle? Düğün değil, yaşlı evi ya. Demiştim ben sana. Baştan belliydi. Niye getirdiysen sanki. Ömer, ne oluyor? Bu kim? Kim kim? Bu şişkonun yanındaki filintayı diyorum. Hani o siyah ceketli olan. Sakın aklına bile getirme. O benim arkadaşımın kocası. Yani gerçi boşanıyorlar ama kocası. Desene bu yakışıklı sahipsiz. Tanımlara memnunsun. Bize doğru geliyor galiba. Boşandıklarını niye söyledin şimdi? Ay ne bileyim böyle ağzımdan döküldü. Zeliş duyunca bizi mahvedecek. Yandık biz. Ay Ömer. İyi görünüyorsun. Dansın heyecanındandır. Bana kızgınsın tabii. Öylesin biliyorum. Ama inan bana bu soruyu sormak zorundaydım. Beni üzen de bu ya. Bana güvenmedin. Şüphe ettin. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Sağ olun. Ay çok özür. Ne işin var senin burada? Ya şey Altay abi çağırdı, kıramadım geldim. Kırsaydın, telefonla tebrik etseydin. Koca cüz seni takmış kravatları getirmiş buraya. Ya bak kalbimi kırıyorsun ama yani takımı takıp gideceğim zaten. Bak benden uzak, Allah'a yakın. Hangi deliğe giriyorsan oraya git. Gözüm görmesin seni ya. Benim gözümün görmeyeceği bir yere git. Yasemin bir dakika. Sus, tamam sus. Yasemin yalan söyledim. Ben buraya senin için geldim. Gidiyor. Mikrofonu alabilir miyim? Ne yapıyor bu? Sen. Böyle güzel bir günde ben de sizlere bir şeyler söylemek istedim. Öncelikle kıymetli Altay abime ve Nermin'e bir ömür mutluluklar diliyorum. Çok zor günler geçirmiş bu iki insan. Kalplerini artık aşka, sevgiye açmışlar. Bu gerçekten çok takdir edilecek bir durum. Ve ben herkesin bir ikinci şansı hak ettiğini ve bir gün muhakkak sevgiyi, aşkı yakalayacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Tekrar mutluluklar, sağ olun. Anne nereye? Bırak. Ya anne. Yavrum bir bırak. Alabilir miyim o mikrofonu? İyi akşamlar dilerim.
Herkese müsaadenizle ben de iki çift laf etmek istiyorum. Öncelikle canım arkadaşım Nermin'e, Altay Bey'e bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Umarım evliliklerin içinde aşkı, sadakati, güveni, saygıyı hiçbir zaman eksik etmesinler ve bir ömür boyu mutlu olsunlar. İkinci bir şans için bu önemli değil mi? Diyor. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Nermin, bunlar nereden tanışıyorlar? Kenan Yasemin'in eski eşi. Öyle mi? Ömer, şu Kudret'i al şu kadının elinden, ne olur dışarı falan çıkın. Düğün yeri, kaynaşma yeri diyen sendin ama. Ömer, ben nereden bileyim bu kadar insan arasından Kudret'i seçeceğini? Bana bak, Zeliş görürse biteriz, ne olur bir şeyler ya. Ne yapayım Elif, yani gideyim ayırayım mı şimdi ben bunları? Ömer. Çıkayım artık. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Ne oluyor be, sen kimsin? Ben onun karısıyım. Utanmıyor musun sen? Ne utanacağım ben? Siz boşanıyor musunuz? Kim söyledi sana bunu? Elif, o söyledi. Tadı kaçtı buranın, ben kaçtım. Ara beni. Çüz. Çüz. Sen ne ahlaksız bir adamsın. Yaptıkların yetmedi, şimdi de helalimin ortasında rezil insan mı kaldı beni? Ya yürü git be kızım. Sen orada gözümün içine baka baka garsonla finger derken iyiydi ama, değil mi? Ver şunu bana. Ne yapıyorsun? Ya, ver dedim ya, sana, hak etmiyorsun. Topla oğlum, inci bunlar. Senin gibi bir ahlaksızla yıllarca aynı yastığa baş koyduğum için utanıyorum kendimden. Koş, 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 koş. Git lan. Çek ya şuradan. Allah Zeliş, cezanı versin. Zeliş tamam, Zeliş sakin ol. Tamam Zeliş. Allah cezanı versin. Zeliş tamam. Bırak ya, bırak. Öldüreceğim lan seni. Öldüreceğim lan. Tamam, sakin ol. Aşağılık ahlak. Kanıyor lan. Az kanıyor. Zeliş, bana çok kızgınsın biliyorum. Ama vallahi benim bir günahım yok. Ya öyle ağzımdan çıkıvermiş. Ya tamam, oraya gelsin birini bulsun diye getirdim. Ama Kudret'e asılacağını nereden bileyim? Belki birini bulur, bizimle uğraşmaktan vazgeçer diye düşündüm. Ama gerçekten olayların buraya geleceğini hiç düşünmedim. Kadın benim hayatımı alt üst etti. Bütün dengem alt üst oldu. Kimseye bir şey de anlatamıyorum böyle içime ata ata. Kendi kendime düşününce tamam diyorum. Bu bir gençlik hatası olabilir. Ama olmuyor içimden. Bir yer Ömer'e çok kızgın. Hazmedemiyorum yani. Dayanacak gücüm de kalmadı. Elifciğim, lütfen böyle söyleme. Sizin evliliğiniz kaya gibi sağlam bir evlilik. Yok Zeliş, ben böyle artık sonuna doğru geldiğimizi hissediyorum. Şşş, böyle konuşma. Siz bunların üstesinden gelebilecek kadar güçlüsünüz. O kadar sağlam duruyorsunuz ki beraber. Bak, bu dışarıdan bile görünüyor. Gerçekten mi? Elbette. Bir tane bazı evlilikler bitmemek üzere kurulur. Sizinki de onlardan biri. İnan bana. Aradaki farkı iyi biliyorum ben. Çok güzel bir gece, çok eğlendim. Teşekkür ederiz, sağ olun. Sağ olun, biz de tebrik ederiz. Altay,
Şu kapıdaki adamlar niye garip garip sana bakıyor? Altay Acar. Buyurun benim. Eşinizin eşkaline benzeyen bir kadın cesedi bulundu. Teşhis etmek için bizimle gelir misiniz lütfen? Tabii ki gelirim. Hayatım merak etme, hemen döneceğim. Ben de geleceğim seninle. Buna gerek yok. Gideyim hemen döneceğim. Ben de geliyorum. Peki madem istiyorsun gel. Arzu değil. Emin misiniz? Elbette eminim. O değil. Gidelim mi? Eğer işimiz bittiyse. Elbette. Sen ne arıyorsun burada? Sadece senin sözüne inanacak değiller herhalde. O değil. Bu Arzu değil. Şükürler olsun. Buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ederiz. Kusura bakmayın, vaktinizi aldık. Memur bey, bu kadın Arzu olmayabilir. Ama bu adam soğukkanlı bir katil. Arzu'yu o öldürdü. Tutuklamak için daha ne bekliyorsunuz? Ama hanımefendi. Bana bak, yeter artık, rahat bırak bizi. Sen Altay'ı hiç tanımamışsın. O başkasına zarar verecek bir insan değil. Onu çok iyi tanıyorum. Yerinde olsam kendime dikkat ederdim. Senin söylediğini hiçbir şey şüpheye düşüremez beni. Uzak dur bizden. Bir daha da sakın yaklaşma bize. Tam birbirinize göre misiniz? Bravo. Sağ ol. Ben de öyle düşünüyorum. Sevgilim, affet beni ne olur. Evlendiğimiz gün sana böyle bir şey yaşatmak istemezdim. Çok özür dilerim. Unutalım bütün bunları. Lütfen. Timen yara çocuğa var. Galina. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. İyi geceler Zeliş. İyi geceler canım. Zeliş. Zeliş.